Geldik boya aşamasına. Geldiğimiz bu halde. Germe aparatını kapattık. Boya olmasın diye. Onun kendi boyası var zaten. Boya aşamasında. Önce bana astar atacağız. 2 kat 3 kat. Sellozik astar. Ardından da sellozik boya uygulaması yapacağız. Bizim boyalar sellozik arkadaşlar. Çünkü akrilik boyalar kurumuyor. Yani şu otomobil boyaları, akrilik boyalar, sıkıntılı boyalar kurumuyor. Kuruma sorunu var. O yüzden akrilik akrilik malzeme kullanmıyoruz. Evet. Sellozik boyamız. Tabancayla atılıyor gördüğünüz gibi. Profesyonel boya. Profesyonel ekipman. Bu astarı. Hani çıkkayı boyayla boyuyorlar diyenler için söylüyorum. Bilmeyenler bilmiyor arkadaşlar. Böyle yorumlar yapıyorlar. Çıkkayı boyayla boyadığımızı iddia edenler oldu. Çıkkayı boyayla niye uğraşayım arkadaşlar? Zaten çıkkayı boyanın çok çok pahalı gelir. Bir tane çıkkayı boya 50-60-70 lira. Belki 100 lira. Bir tane çıkkayı beğenmediğin çıkkayı boya bu kadar pahalı. Niye sprey boyayla boyayım hazır elimizde malzeme varken? Bu da astarlı şekli. Şimdi ters çevireceğiz. Astar gelmeyen kısımlar şöyle altta gözüküyor böyle harva. Astar gelmeyen kısımları da boyayacağız. Bu astar hem boyanın iyi tutunmasını sağlıyor hem de çizikleri gideriyor. Gerçi bizim malzemelerde çizik yok da. Bizde çizik yok. Evet. Kırmızı yapalım. Kırmızı renge boyayacağız bunu. Şimdi elimiz o kadar hızlı alıştığı için elimiz çok alışık bu astar işine, hani boyatma işine. Biraz hızlı sürdü gibi gelebilir ama komple doldururuz etrafını. Astarla komple doldu etrafı. Yani şuradan görebilirsin bu şekilde. Şimdi kırmızıya boyacağız. Bayrak kırmızısı boyamız var. Boyamızı ayarlıyoruz. Kırmızı yapalım bunu. Hoşta kırmızı çok güzel. Tüm aşamaları gösteriyoruz buradan. Kule gergisi nasıl yapılır, nasıl ısınır, tüm aşamaları. Evet. Önce duvarı boyuyor bizim oğlan. Seviyor orayı boyamayı. Olmuş mu diye test edin. Test ediyorum. Aslar ıslakken üstüne atabilirsin sellozik boyada. Sıkıntı olmaz. Ama bunun için bir kompresöre ihtiyacımız olabilir. Profesyonel bir tabancaya, borulara ihtiyacımız olacak. Bu iş yapmak için de böyle bir atölyeye ihtiyacımız olacak. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz.
bekleyip bunu göster söyleyeceğiz. Video var diye beklemiyoruz fazla. Çevirdik. Gördüğünüz gibi videosunda da tek çevirmiş hali. Arka tarafında aynı kadar soldakini hızlı boyuyoruz. Çünkü bazen müşteri burada bekliyor. Telizlik boyanında bu güzelliğini kullanıyoruz. Müşteri başımızda bekliyor. Adam aksan olmuş, müşteri kura gelmiş yapmışsın, dağıtım montajı olacaksın falan. Elimiz hızlı bu konuda. Boya atma konusunda. Ha, isteyen müşterilerimize elektrik tutuk toz boya, akıllık boya seçeneklerini sunuyoruz arkadaşlar. Hani hepsi illa sellezik boya olmayabilir. Bunun farkını eder arkadaşımız. Şöyle göstereyim yakında. Böyle kırmızı boyandı. Bekleyelim bakalım biraz ne olacak. Bakalım boyadığımız bizim kule gergimiz ne halde? Boyasını bitirdik. Kırmızıya boyadık. Gördüğünüz hep beraber boya işlerini hallettik. Evet. Dokunuyoruz. Şimdi bunun şeyini yapıştıracağız. Stikerini yapıştıracağız. Aradaki şeyi keseceğiz. Sticker yapıştıralım. Gelelim gelelim burada. Sticker var mı? Atölye tozlu oğlum bizim. Şu şekilde de paketliyoruz arkadaşlar. Bak şu paketlenmiş bir kule gerginiz. Bu müşteriye gidecek. Şöyle çatlak balonlar şey naylon var şöyle rulo halinde. Çizilmesin, bozulmasın diye bu şekilde paketliyoruz ki kargoda başına bir iş gelmesin. Bu da durmuyor. Buradan kule gergimizin o ortadaki şeyini alıyoruz. Maskesini alıyoruz. Burada bunu sökeceğiz. Germe aparatımız ortaya çıkıyor. Germe aparatımız ortaya çıkıyoruz. Sticker'ımızı da yapıştıralım şimdi. Bu sticker'ları sökmeyin. Bu sticker'lar garanti. Bunu söküp Sparta falan yapıştırıyorsunuz. Sparta'nın böyle bir ürünü yok. Bu Cener'e markalı kule gergisi. Cener'e yazısı dursun üstünde. Arkadaşlar gergimiz satışa hazır. İşte gördüğünüz gibi bunun boyası her şeyi dört dörtlük yapıldı. Kaynakları hep beraber yaptık, gördük. Bunun artık kule gergimizi paketleyip şöyle asalım, gösterelim. Normalde buraya asıyoruz biz şöyle. Burada çengellerimiz var yukarıda. Şöyle asıyoruz, gösteriyoruz. Gösterdim size. Bu da böyle bir video oldu. Kule gergisi videosu oldu. Arkadaşlar gördünüz. Baştan beri beraber yaptık kule gergisini. Sıfır bir boruyken hangi ekipmanları kullandık? Hangi ekipmanlarla beraber çalıştık? Hepsini beraber gördünüz. Bu demek değil ki bazı arkadaşlar diyor ki hani kule gergisi ya bir borudan yapıyorsunuz şu kadar para istiyorsunuz falan. Bu böyle şeyler söylemeyin. Gördünüz hani ne kadar emek olduğunu, üzerinde bir borunun kaç tane evreden geçtiğini gördünüz. İşte flanşlarıyla, germe aparatlarıyla borunun kesilmesi, bükülmesi belki size biraz hızlı gelmiştir kule gergisinin yapımı.
Yani biz elimiz alıştığı için artık bu kadar hızlı yapıyoruz. Normal şartlarda imalatı bu kadar sürüyor bir kule gergisinin. Arabanın üstüne de yapabiliyoruz. Bu sadece Tofaş'ın ön kule gergisi mesela. Ha, Tofaş'ın 4 parça farklı kule gergisi var. Alt kule gergiler var, bagaj içi kule gergileri var. Türkiye'ye bagaj içi kule gergilerini de biz getirdik. Normal şartlarında kule gergisinin Türkiye'de yayılma sebebi de biziz. Hani bizim dışımızda bu şekilde zaten kule gergisi imalatı yapan kimse yok. Ya o mevzulara çok girmeyeyim ama gördüğünüz gibi çok emek var. Hani kule gergisinin imalatında, yapım sürecinde bunun da parasal bir de karşılığı var. Böyle kocaman İstanbul'un ortasında kocaman bir dükkan çeviriyoruz. Kocaman bir dükkan işletiyoruz. Bunun da bir karşılığı olması lazım. Bir şekilde para kazanmamız gerekiyor. Neden? Geçinmemiz gerekiyor. O yüzden umarım her şeyi, herkesi bu anlamda anlayışla karşılarsınız. Hani bir borudan ibaret değil kule gergisi. Bir sürü evreden geçtikten sonra bu hale geliyor. Umarım güzelce anlatabilmişimdir. Siz de bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Uzun zamandır düşündüğüm bir videoydu bu. Biliyorsunuz motosiklet videolarına biraz daha öncelik veriyorum. Motovloglar çekiyorum. Motosikletlerimi seviyorum. Motosiklet kullanmayı seviyorum. O yüzden de biraz onlara öncelik verdik ama zaman zaman böyle videolar da gelir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir beğeninizi de alırız. Çok da zor değil. Çok zor olmasa gerek. Alt taraftan biliyorsunuz bu işler parayla değil. Hani abone olmak parayla değil. Abone olma tuşuna bassanız yetiyor. Sonra bildirimleri açarsanız bizim İstanbul'u geziyoruz videolarından daha da çabuk haberdar olursunuz. Bütün İstanbul'u gezeceğiz, dolaşacağız. Bakacağız etrafa ne varmış İstanbul'da. Her tarafını dolaşacağız. Beraber dolaşacağız. Umarım abone olursunuz. Bizi de takip edersiniz. Bir like'ınızı da alırım. Kendinize çok iyi bakın.